kanal tedavisi endikasyonu koyduğumuz dişimizin kanal tedavisine başlayacağız. Bu işlemin sonunda da restoratif materyalle dolgusunu bitirip hastamızın dişine sağlıklı bir şekilde kavuşmasını sağlayacağız. Bölgelerini biz uzaklaştırıyoruz. Yani giriş kalitesi dediğimiz olayı öncelikle yapmamız gerekiyor. Çünkü tamamıyla ortadan kaldırdıktan sonra dişin canlı kısmı dediğimiz bölge, yani pulpa odası açığa çıktıktan sonra da kanal yenisi dediğimiz materyallerle kanal tedavisine başlamış oluyoruz. Bunların sayesinde kanal tedavisi yapabiliyoruz. Şimdi giriş kalitesi ve küçük uzaklaştırdıktan sonra giriş kalitesini açtıktan sonra şu an kan tedavisini artık başlayabiliriz. İrigasyon için kullandığımız solüsyonlardan bir tanesi sodyum hipoklorit. Genellikle organik dokuları çözme ve oradaki sterilizasyonu sağlama adına çok sıklıkla başvurduğumuz irigasyon solüsyonlarından biri. Bu solüsyonlar sayesinde kanal içi kayganlaştırıcı ortamı sağlamış oluyoruz döner aletler için, hem de orada zaten solüsyonun kendi antimikrobiyal özellikleri var, antibakteriyel, ondan da destek oluyoruz. Her kanalın boy ve çapı farklı olabileceği için kanalın boyu ve çapına göre döner aletimizi ayarlıyoruz. Biz kanallarımızı şekillendirip gerekli sterilizasyonu sağladıktan sonra şimdi bu taperka dediğimiz materyallerle kanalımızı kurutacağız. Kanallarımızın içindeki nemliliği aldıktan sonra paperlarımızla, sonra bu taperka dediğimiz materyallerle o pulpa odası ve kanallardan aldığınız yumuşak doku, canlı dokunun yerine Utaperka dediğimiz materyallerle kanallarda pantik kana sağlıyoruz ki bakteri sızıntısı olmasın herhangi bir periapikal bölgesine. Bu sayede bu materyallerle kanal tedavisini sonuçlandırmış oluruz. Evet, herkese merhaba tekrardan. Bugünkü kanal tedavimiz görüldüğü üzere, yani yarım saat bu kadar sürdü. İşte giriş kavitesiyle çürüğü temizlememize, sonra kanallara ulaşmamız, kanal boylarını ölçmemiz, kanal içi şekillendirmeyi ve sterilizasyonu irigasyon solüsyonlarıyla beraber tamamlayınca yaklaşık olarak bir yarım saat 40 dakikaya tekabül etti. Yani halk arasında kanal tedavisi çok zor bir tedaviymiş gibi bir algının aslında çok yersiz olduğunu, çok fazla korkulması gereken bir işlem olmadığını, belki yer yer hani ağrı hissedebilir hasta ya da bir baskı hissedebilir ama bunu çok abartılı düzeylerde
olamayacağını bugün göstermiş olduk. Herkese sağlıklı, mutlu günler diliyorum.